Salim Bey, yurt yok. Ev kiraları çok pahalı. Öğrenciler sokakta, yani demokratik hukuk devletinde olması gerektiği gibi haklarını savunuyorlar. Ama bunun karşılığında gözaltına alınıyorlar ve hatta terörist olmakla suçlanıyorlar. Ne diyorsunuz bu duruma? Ya şimdi bu ülkede haftalık bir şey var. Terörist piyasası var biliyorsunuz. Haftalık. Evet, Sayın Meral Akşener de öyle ifade Aynen çok etti. doğru. Yani bu haftanın teröristliğine öğrenciler layık görülmüş. Geçen işte ondan önce biliyorsunuz marketçilerdi. Hala da belki devam ediyor. Bir ara sağlıkçılardı biliyorsunuz. İşte bir ara HDP seçmeniydi. Bir ara efendim aklınıza gelebilecek soğancılar, şunlar, bunlar. Anayasa Mahkemesi bile terörist oldu ya. O bile terörist oldu. Dolayısıyla bu haftada bunlar terörist. Ya gerçekten bir akıl tutulması yaşıyor ülke. Artık bir akıl tutulmasıdır bu. Şimdi sizin ülkeyi kötü yönetmenizin yani aklı, bilimi, sağduyuyu, projeyi, planı yani bir devlet aklını öteleyip işte bir aşiret gibi, bir kabile gibi, bir cemaat gibi bir devlet yönetme tarzı içerisindeyseniz zaten ipin ucunu da kaçırırsınız. Şimdi şöyle baktığımızda öyle bir iktidar çıktı ki ortaya efendim ben her şehirde bir tane üniversite yapacağım. Hatta bir de yetmez. İki tane, üç tane yapacağım. İşte bu çok itibardır. Şu olacak, bu olacak diye bugün yanılmıyorsam 210'a yakın üniversite oldu Türkiye'de. Bütün hemen hemen üniversite olmayan şehirde yok. Dolayısıyla Apartman üniversiteleri tabii de tabii dahil olmak. apartmanlar, Huzuru olmayan hanlar, üniversite var ama her şehirde üniversite var, evet. her şehirde üniversite var. Şimdi toplam şey sayısı yani bu öğrenci sayısı neredeyse işte 7-8 8 milyon milyon. 8 milyona dayanmış durumda. Sizin ürettiğiniz yurt sayısı 800 binlerde. 700 binin altına düşmüş durumda. Şimdi de oraya Düşüyor. düştü. 150 küsür düştü. Dolayısıyla %8-9 oranında yani oranladığınızda %8-10 civarında bir yurt kapasiteniz var. Yani şimdi oturup herhangi bir ile ya bir işte dediğimiz gibi sıradan neredeyse kalifiye öğretim üyelerinin bile bulunmadığı, ne amaca hizmet edeceği belli olmayan o üniversite mezunlarının nasıl iş bulacağı zaten hiçbir şekilde düşünülmeden işte önünüze gelen yere üniversite açarsanız bir okumuş işsizler yığınını yani genç işsizleri Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına getirir patlatırsınız. Bugün üç gençten birisi okumuşlardan bahsediyorum yani üniversite mezunu meslek sahibi anlamında üç gençten birisi işsiz ki belki bu daha da yukarıya doğru gidiyor. Şimdi mezunun ya şöyle bir şey acı değil mi? Yani sorun bak çevrenizdekilere bakın. Ya üniversite mezunu kişilerin en fazla iş müracaatı yaptıkları alan ne biliyor musunuz araştırmalarda? Çıkan netice polislik. Polis olmak için çünkü devletin şu anda en fazla örgütlendiği ya da kurumsal anlamda iş gücüne istihdamı arttırmak anlamında yeni personel aldığı yer emniyet teşkilatı. İşte polisler, bekçiler, sahil güvenliğin şeyleri vesaire. Şimdi üniversite mezunu ya adam veteriner olmuş polis olmak istiyor. Neden? Yani İş maaş, yok. hayır, maaşın daha yüksek olduğu Hayır için mi? sadece maaş değil Tuba Hanım. İş yok. Yani alanında kalırsa çalışabileceği bir alan yok. Ya ziraat mühendisi ülkenin topraklarının %40'ını bir taraftan tarım dışına bırakacaksınız. Yani Cumhuriyet tarihinin en kötü tarım politikasını uygulayacaksınız. Tarımı neredeyse öldüreceksiniz. Yani çiftçiyi darmadağın edeceksiniz. Tarımsal yatırımları bitireceksiniz. Bir taraftan da ziraat mühendisi sayısını Cumhuriyet tarihinin hiç olmadık derecede 2-3 katına çıkaracaksınız. Bu çocuklar nerede istihdam edilecek? Nerede yapacak bunu? En fazla üniversite mezunları ya hepimizin bundan hicap duyması lazım. Şu getir götür şeyleri var ya şimdi siteleri vesaire. Oralarda motor kuryeliği yapıyorlar. Kağıt topluyorlar. Evet, kağıt topluyorlar. Ya asgari ücretle marketlerde kasiyerlik yapıyorlar. Şimdi bir taraftan bu yani hiçbir akla, hiçbir
planlamaya dayanmayan, sırf bundan siyasi bir şey sağlayayım diye efendim oraları buralara üniversite açıp işsizler ordusuna yeni işsizler katan bir iktidar. Bir taraftan da bütün 81 vilayete bu üniversiteleri açarken oradaki çocukların barınma ihtiyaçlarını karşılayamayan bir iktidar. Şimdi bakmayın siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın efendim işte en fazla şeyi biz yaptık, en fazla bu alanda yatırımı biz yaptık. Bunların hepsi yalan söylüyorlar, bunlar doğru değil, abartıyorlar vesaire gibi. Herkes yaşadığını bilir. Yani, artık herkes farkında galiba. Evet, herkes farkında. Şimdi onların içine girip onların içinden bir duruma baksın Erdoğan. Bir görsün, bir insin aşağıya. Bir o çocuklarla bir otursun, onların sorunlarını bir dinlesin. Yani her şey prompter'a yazılı danışmanların hazırladığı beyanları okumakla, efendim işte çok sınırlı bir danışmanın size getirerek aktardığı toz pembe bir Türkiye görüntüsü içerisinde değil. Ya bu çocuklar sonuçta kıt kanaat Anadolu'nun çeşitli yerlerinden işte bir üniversite kazanıp bütün bunlara rağmen yerlerini, yurtlarını terk edip bir şekilde o üniversitelere gittiklerinde barınacak ve yatacak yer arıyorlar. Bu kadar basit sadece ya. Sadece bir şey sormak istiyorum. Şimdi hem İçişleri Bakan Yardımcısının açıklamasında hem de İçişleri Bakanı'nın açıklamasında da görüyorum. Şimdi illaki olayın mağdurum olmak gerekiyor işte. Şehir dışından gelen öğrencilerin bulunduğu eylemler olamaz mı? Hukuken bir sakıncası mı var? Şimdi onu söyleyeceğim. Ya bu çocuklar sonuçta şunu yapıyorlar. Seslerini duyurmak için. Bu sıkıntılarını dile getirmek için ve buna bir çözüm bulmak için, bir çözüm arayışı içerisinde anayasanın 34. maddesinden kaynaklanan en temel insan hakkını kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Toplantı ve gösteri hakkını kullanıyorlar. Bakın anayasa bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, bu öğrenci olsun, öğretim üyesi olsun, siz olun, ben, kim olursa olsun, bunlara hiç kimseden İzin almaksızın, sadece silahsız, sadece saldırı olmadan, yani şiddet içermeden, diledikleri her konuda, diledikleri gibi toplantı ve gösteri yapma hakkı verir. Bakın, altını bir daha çiziyorum. Diledikleri konuda, diledikleri yerde, diledikleri gibi. Bunun kanunla sınırlandırılmış hallerini bizim önümüze getiriyorlar. Efendim işte kamu güvenliği, efendim işte bunların şuna buna şey yapıyorlar, oradaki güvenliği ortadan kaldırıyorlar vesaire vesaire. Bunların hepsi hakkın kullanımının önündeki engellerdir. Bu çocuklar ne şiddet uyguluyorlar, ne silahlı bir gösteri yapıyorlar, ne bir saldırı içerisindeler. Gayet barışçıl. Bir parkta, bir yurtta, okulda, üniversite önünde, kampüste bu haklarını kullanıyorlar. Diyor ki Soylu, efendim diyor işte biz diyor bunları inceledik. Boğaziçi Üniversitesi'nde de öyleydi diyor. 300 tane diyor orada diyor işte genç yakaladık. Bahane ederek diyor, yurt bulamadık. Bunların bahane diyor, ederek. Evet, bunların diyor içerisinde diyor yurt müracaatı yapmayanlar da vardı diyor. İşte diyor Boğaziçi Üniversitesi'ndeki diyor gösterilerde de diyor o üniversiteden olmayan öğrenciler, hatta hiç öğrenci olmayan kişiler de vardı diyor. Dolayısıyla bunu terörize ederek oraya sızmış adeta, yani bunu kastediyor. Birileri sızdı ve şey yaptı diyor. Bir provokasyonla bunu işte iktidara karşı yıkıcı bölücü bir eylem, bir faaliyet ne haline demiş, getirdim. Ne demiş? Bakın, bir bakalım mı? Bir gör, evet. İçişleri Bakanı Soylu eylemcilerle ilgili konuşurken diyor ki öğrencilerden diyor 6'sının PKK-KCK, 6'sının MLKP, 5'inin TKK-KÖ, 2'sinin TKP, Kıvılcım, 1'inin FETÖ-PYD, 1'inin de TİKİP, 1'inin de DKP, 4'ünün de beni çok seven LGBT üyesi olduğu tespit edildi diyor. İnanılmaz. Şimdi bakın şey. İşte zaten ülkenin bizim temel sorunumuz bu. Biraz sonra konuşacağımız bütün şeyler de bu.